relative clauses ilgi cümlecikleri anlamına gelir. Clause cümleciktir ve cümlenin bir parçasıdır. Relative clause ise bize konuşmacının bahsettiği kişiyi veya şeyi belirtir. İnsanlardan bahsettiğimiz bir relative clause cümlede insanların yerine who kelimesini kullanıyoruz. I've got a friend, bir arkadaşım var. He collects stamps. O pul biriktirir, pulları biriktirir. İki cümlede de arkadaşımızdan bahsettiğimiz iki ifade var. Birinci cümlede a friend dedik, ikinci cümlede de he dedik. Bu durumlarda ikinci defa aynı ifadeyi kullanmak yerine who bağlacını kullanarak cümleyi birleştiririz. Örnek cümlemize bakın. I've got a friend who collects stamps. He'yi attık, yerine who kullandık. Pul biriktiren veya pulları biriktiren bir arkadaşım var diye de tercüme edebiliriz. He is the doctor, o doktordur. He helped my father. Doktordan bahsediyoruz, o babama yardım etti. Tekrardan he demek yerine doctor'dan hemen sonra, yani isimden hemen sonra who geldi. Bir önceki cümlede de isimden hemen sonra who kullandık. Şimdiki örneğimize lütfen dikkat edin. Bir önceki cümlede isimden hemen sonra cümle bitiyordu. Diğer cümlede aynı kişiyle başlıyordu. Bundan dolayı sadece ikinci tekrardaki özneyi kaldırmamız yeterliydi. Bu cümlelerde durum biraz daha farklı. Çünkü isimden sonra cümle biraz daha devam ediyor. The man told me about this plate. Adam bana bu tabaktan bahsetti. He was old. O yaşlıydı. Öznemizde geçen the man ikinci defa tekrar edildi ve bu defa da he olarak kullanıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Bu seferki cümlede dikkat. İsimden hemen sonra who getiriyoruz. Bakın cümlemize the man who diye devam ediyoruz. Sonrası aynen devam edebilir. Who told me about this plate? Bu tabaktan bahseden adam anlamına geldi. Was old. Sonra da ikinci cümlenin öznesiz halini kullandık. Başka bir şekilde de sıralamamız mümkün. Sıralanışı biraz değiştirelim. The man who was old, yaşlı olan adam, told me about this plate. Bana bu tabak hakkında, bu tabaktan bahsetti. Bu tabak hakkında konuştu. Bu cümlede de who was old, the man'den hemen sonra geldi. Eğer adamın yaşlı olması önemliyse bunu öne taşıyabilirsiniz. Adamın tabaktan bahsetmesi önemliyse bunu da yukarıdaki gibi kullanabilirsiniz. İki kullanım da doğrudur arkadaşlar. Altta gördüğümüz iki relative clause cümlesinde who sözcükleri aslında nesnenin yerini almaktadırlar. Bir önceki cümlelerimizde öznenin yerinde who kullanmıştık. Bu yüzden de sıralanışı bozmamıştık. Who ile kullanılan cümlelerimizi inceliyoruz. She is the girl who works here. O burada çalışan kızdır. Who burada öznenin yerinde kullanılmıştır. Diğer örneğimize bakalım. Tabii şu ayrıntıyı kaçırmayın. İsimden hemen sonra kullandık. Aynen diğer alıştırmalarımızda, örneklerimizde olacağı gibi. She is the girl who I met. O karşılaştığım veya tanıştığım kızdır. Burada who nesnenin yerinde kullanıldı. I talked to the girl, kız ile konuştum. Who won, kazanan kız ile konuştum. The person, kişi, who answered the phone, telefonu yanıtlayan kişi, was very polite to me, bana karşı çok kibardı. He's the player, o oyuncudur. Who, bakın yine isimden sonra who geldi. Who scored the winning goal? O galibiyet golünü atan oyuncudur. I don't like people who tell jokes all the time. Daima şaka yapan insanları sevmem. What was the name of the person? Kişinin adı ne? Neydi? Hangi kişi? Bakın isimden sonra yine who'yu getirdik. What was the name of the person who phoned you? Sana telefon eden kişinin adı neydi? The man dedikten hemen sonra yine who getiriyoruz.
The man who lives next door is a doctor. Komşumuz olarak yaşayan kişi bir doktordur. Burada da the man dedikten hemen sonra who getirdik. Gördüğümüz tüm bu cümlelerde aynı kişiden veya kişilerden ikinci defa bahis varken biz bunların yerine who kullandık. İnsanlardan değildi, bir şeylerden veya bir eşyadan bahsederken kullanacağımız relative clause ifadesi which olacaktır. Cümle sayısı 2 olan cümleleri tek cümlede buluşturacağız. Bu defa özne insan dışı bir varlık olduğu için yerine which kullanacağız. There's a problem. Bir problem var. It worries me. Beni endişelendiriyor. Endişelendiren şey problem. Bir kez daha problemden bahsetmemek için bunun yerine which kullanıyoruz. Hemen isimden sonra kullanıyoruz. There's a problem which worries me. Beni endişelendiren bir problem var demiş olduk. I know a shop. Bir dükkan biliyorum veya mağaza biliyorum. It sells good coffee. It burada dükkan için kullanıldı. Biz de bu tekrarı engellemek için ve cümleyi iki cümleyi tek cümlede buluşturmak için araya which getiriyoruz. I know a shop which sells good coffee. İyi kahve satan bir dükkan biliyorum. Cümlelerimizde which sözcüğü yerine that sözcüğünü de kullanabiliyoruz. Aşağıda görmektesiniz. Günlük yaşamda konuşurken which yerine that daha fazla tercih edilir. Biz her iki kullanımı da görelim. The car which won the race looked great. Yarışı kazanan araba harika görünüyordu. Which sözcüğünü kaldırıp yerine that getirdik. The car that won the race looked great. Günlük yaşamda az önce söylediğim gibi bu cümleyi bir üstteki cümleye tercih ederiz. Which biraz daha resmi gelmektedir kulağa. Diğer örneğimize bakıyoruz. The children saw the actual spacecraft that landed on the moon. Which kullanabilirdik fakat günlük yaşamdaki tercihimiz that sözcüğü olduğu için bunu kullandık. Land inmek anlamındadır, karaya inmek. Çocuklar aya inen gerçek uzay gemisini gördüler. Burada yine isimden sonra ne kullandık? That sözcüğünü kullandık. Son örneğimize bakalım. I don't like stories that have unhappy endings. Mutsuz sonları olan hikayeleri sevmiyorum. Burada hikayelerden bahsettiğimiz için that veya which kullanabiliriz. Who yerine that kullanabilmekteyiz. Fakat genel eğilim who kullanımından yanadır. That ile yapılan kullanımlar daha azdır. Örneklerimize bakalım. Jake is the man. Bakın isimden sonra getirdik. That plays the guitar. Gitar çalan adam Jake'dir. The woman that lived here. Burada yaşayan kadın before us bizden önce demektir. Bizden önce burada yaşayan kadın is a romantic novelist. Romantik bir yazardır. Diğer örneğe geçtik. Bu örnek son örneğimiz. The man that lives next door is a doctor. Yan komşumuz olarak veya yan kapıda yaşayan adam doktordur. Burada genel eğilim that kullanımından yana değildir. Yine who kullanımından yanadır. Üç örnekte de esasen who kullanmamız daha yaygın bir kullanım örneği olurdu.